Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda Rise of Kingdoms'a gelen yine önemli bir güncelleme var. Yine her zamanki gibi göç kurallarını sevgili elitimiz değiştiriyor. Beraber bunu inceleyeceğiz. Şu anda göç kapısında bir yığılma var. Mülteci sıkıntısı yaşanıyormuş Lilith'te de. Bunun üzerine güncellemeler bizi bekliyor. Artık eskisi kadar kolay göç edemeyeceksiniz. Ve bu durumu sevgili Daredevil'la beraber değerlendireceğiz. Aynı zamanda kristal kazanımı ile ilgili değişiklikler yine bizi burada bekliyor. Bunları beraber şöyle bir göz atacağız, bir değerlendireceğiz. Bakalım oyunda ne tarzda değişiklikler geliyor. Ve Mart ayında devreye girecekmiş. Şunun şurasında Mart'a ne kaldı? Benim 2 gün kaldı. Mart diyorlarsa onlar hemen Mart'ı da bulmaz. Nisan'ı falan bulur. Hatta belki biraz daha da geciktirebilirler yani. Lilith söylediği güncellemeleri hep geciktiriyor biraz. Şöyle bir baktık. Biz hızlıca bir daha bir bakalım. Kristal kazanımı ile ilgili değişikliklere önce bir bakalım. Fetih sezonunda kristal sıkıntısı yaşıyorduk. Yakında biz de gireceğiz. Maksimumlarım burada fetih sezonuna. Selim şu an hali hazırda bir fetih sezonu oynuyor. Kristal ne alemde Selim? Kristal kazanımında sıkıntı var. Para yatırmadan da fetih sezonu çok rahat oynanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki para yatıran adamlar çok büyük fark açıyorlar. Ya en son buradaki VIP 18 balinalar 380 bin civarı çıkıyordu yanıma. Ben 314 bin çıkarken. Yani ben 4000 artırabildim kıta kapasitesini. Hadi 6000 olsun bir tane daha artırabiliyordum. Ama onlar böyle bir 370 bin üstüne çıkmışlardı ilk geçidin sonlarına doğru. Ama onun dışında çok büyük bir fark oluşmuyor ya. Güzel komutanlar kasılıyorsa fetih sezonu oynanabiliyor. Karuak sınavı diye bir sınav geliyormuş. Bu yeni bir etkinlik mi? Yok da aynen. Bu kesin kristal atan işte. Hani zorluk dereceleri kayıp krallıkta ilerleme kaydedilecekçe açılacak. Valiler bu etkinliğe katılarak kristaller sezon sikkeleri ve diğer ödüllerden kazanabilirler diyor. Ekstradan kristaller ve sezon sikkeleri kazanıyoruz. Bu bildiğimiz Karaok değil sanırım değil mi? Bunun bu bildiğimiz yorumlarda Karaok'un kristal atanı olacaktır. Biz çünkü seviyeleri de geçtikçe artacak diyor. Karaok da en son cehenneme kadar geliyorduk ya. Cehennem evet. Yapıyorduk hep sürekli. Ama Karaok diye mi geçiyordu? Onu tam hatırlayamadım şu an. Bunu yok, normal Karaok olarak geçiyor. Yorumlara da yazar yine arkadaşlar da hatırlayalım. Tamam. Çok isim yazsın benzerliği olarak olduğu için. Benzer bir etkinlik olacak herhalde ya da aynı etkinliği farklı ödüller ekleyecekler duruma göre. Sezon dükkanında indirimli efsanevi komutan heykelleri ve efsanevi ekipman malzeme tercih sandıkları da alınabilecek demişler. Bak sezon dükkanından indirimli efsanevi komutan heykelleri diyorlar. Dükkanında bir efsanevi komutan heykeli vardı zaten. İndirimli diyor ama bu sefer. Hani daha da bunun fiyatını indirecekler herhalde o zaman. Zaten orada bence sikke zor kasılıyor. Oradan bir şey almak hata. Valiler yeni hem ver hem al. Hem ver, ver al, ver al, ekonomiye can ver tarzında fetih sezonu etkinliğinde kristal harcayarak hızlandırma ögeleri alabilirler diyor. Kristal harcayarak da ekstradan yine buraya bir etkinlik gelmiş. Kristal harcıyor sana ekstradan oradan hız veriyor. Yine bir yeni bir etkinlik herhalde bu. Hem ver hem al. Böyle bir etkinlik daha geliyor yine. Yeni kristal görevi fetih sezonu etkinliğindeki mücadeleleri tamamlayarak etkinlik seviyesini artır ve kristaller kazan diyor. Yine yeni işte yine kristal görevi farklı farklı bir sürü ekstradan ödüller eklemişler fetih sezonuna. Biz buna yetişemeyeceğiz herhalde. Bizim gireceğimiz fetih sezonunda buna yetişmeyecek. Biz yakında giriyoruz. Mart'ta artık giren arkadaşlar da nasıl? İhtimal Nisan'da girenler ancak anlar. Aynen. Mart'ta da yetişmez değil. Kristal teknolojilerinin güçlerine ince ayarlamalar yapıldı. Yeni etkiler devreye girdiğinde lütfen bunu göz önünde bulundur demiş. Yine o teknolojilerle yine oynamışlar. Yine ayarlamalar yapmışlar. Bakalım nasıl bir teknoloji bizi bekliyor olacak. Yine fetih sezonunda valilerin daha kolay şekilde daha çok kristal kazanması için barbarların zorluk seviyeleri düşürülmüş. Artık çoklu barbar keserken de daha rahat kesebileceğiz. Çok zorlanıyorduk malum ilk başta girdiğimizde. Bakalım bu çoklu barbar kesmeyi ne oranda etkileyecek. Kalan kristaller altına dönüştürülüyordu malum. Artık dönüştürülmeyecek ve bunun yerine sabit bir oranda sezon sikkelerine dönüştürülecek diyor. Bak bu çok iyi olmuş. Evet, unutan arkadaşlara ceza tarzında oluyordu bu. Hani kalan kristaller. Aslında kalan kristaller şey de değil ya. Hani harcayamıyordum, kalıyordu her türlü. Saçma sapan altına dönüştürülüyordu. Evet. Sezon sikkesine dönüştürülmesi çok çok mantıklı. Selim'i dediği gibi ama çok az kalıyordu zaten. Çok aşırı bir şey kalmıyordu. Yani insan unutmadığı sürece 1 milyon falan istiyor ya senin. Sonlara doğru geliştirme. Senin 800 binin elinde patlıyordu. İyi olmuş yani. En fazla 1000-2000 sikke verirler. Bu değişikliklerin valilerin daha kolay şekilde kristal elde edebilmelerini ve daha iyi bir fetih sezonunu deneyim yaşamalarını sağlayacağını umuyoruz. Bu değişiklikler Mart ayında uygulanacak ama demiş 1. ila 7. maddeler artık direkt uygulanıyormuş. Hani hatta kayıp krallık zaten başlamışsa bu değişiklikler etki etmeyecek demiş. Pardon. Eğer
Kayıp Krallık zaten başlamışsa değişikliklerin uygulanması kesin olduğunda bir duyuru daha yapacağız demişler. Yani Mart ayına kalmadan 1. ve 7. maddeler 7. madde barbarlar her türlü güçsüzleştirilecek. 1. maddemiz neydi? Kavuk-Karuak sınavını da göreceğiz. Buradaki etkinliği de görmek için Mart ayını veyahut Nisan ayını artık burada Mart demesine bakmayın. Görmeyeceğiz. Yakında tekrardan yeni bir duyuru daha Lilith'ten gelecek bizlere. Göç kuralları güncellendi. Bu artık eski oyuncuların çok fazla yeni krallıklara rağbet gösterip hatta yeni krallıklardaki yeni oyuncuların oyun zevkini azaltmasından dolayı ki biz de göç ettik malum. Hani yeni krallığa mı gittik yoksa hala fetih sezonunda mıydık anlamadık. Her yer T5 kaynıyordu. Aşırı göçler oluyordu. Bu aşırı göçe bu plansız programsız göçün önüne geçmek için Lilith sınır kapılarını kapatıyor arkadaşlar. Artık krallık dolmuş oluyor. 30 kişiyle sınırlıyor krallığı. Yani yeni bir krallığa ikinci krallığa göç etmek istiyorsa bir oyuncular toplamda 30 tane göç alabiliyorlar. Şöyle bir okuyalım tabi. Yeniden yapılandıracağız demişler. Ve belirli göç kurallarını değiştireceğiz. Bu değişiklikler çok önemli ve geniş kapsamlı. Bu yüzden de herkesin daha iyi anlamasına yardımcı olmak için göçü yeni doğan statüsündeki bir krallığa göçmek için acemi ışınlanmasının kullanılmasının yanı sıra 3 türe ayıracağız demiş. 3 türe ayrılıyor şu an yine göçler. Sezonlar arası göç. Mevcut krallık ile hedef krallık farklı sezonlardaysa ve mevcut krallığın sunucu yaşı hedef krallığın sunucu yaşından daha büyükse valiler sezonlar arası göçü kullanabilirler. Şimdi aynı sezon göçü de var. Yani ikiniz de 2. KVK oynayan bir krallığa göç edeceksen mevcut krallık ile hedef krallık aynı sezondaysa valiler aynı sezon göçünü yine kullanabilirler diyor. Bunda da bir sıkıntı yok. 2. KVK'daki bir oyuncu 2. KVK'ya 3. KVK'daki 3. KVK'ya yine gidebiliyor. Fetih'te de Fetih'e gidebiliyor. Evet. Ve aynı bölge göçü demişler. Yine 8 krallık 8 anakara yani bir anakarada 8 krallık var malum. Valiler bu krallıklardan bu krallıkların herhangi ikisi arasında hareket ederken aynı bölge göçünü kullanabilirler demiş. Sezonlar arası göç için bir kota bulunacak. Kayıp Krallığın 2. veya 3. sezonlarında olan krallıklar az önce dediğimiz gibi en fazla 30 tane göç alabiliyoruz sadece artık. Yani öyle kalabalık bir ekibi zaten artık kabul etme olayı yok. Yani yeni krallıklarda böyle sağlam imperium krallıkları pek göremeyeceğiz bundan sonrasında. Yani artık istesek de kimse gidemeyecek. 100 tane 200 tane kişi. Bu da gitseniz de artık hani çok sağlam bir krallık olmayacağı için aslında oradaki göç eden oyuncu için de daha fazla bir oyun zevki demektir. Yani biz gittik mesela adam gidiyor oraya gittikten sonra göç almayı devam ettikçe ediyor krallık ettikçe ediyor hayvan gibi güçlü bir sürü T5 oluyor krallıkta. Göç eden T5 oyuncu da o gücünü de hissedemiyor göç ettikten sonrasında. Krallık alma muhabbetleri de biter. Çünkü 40 kişilik bir ekip krallık alsa 10 tanesi dışarıda kalacak. Sezonlar arası göçün güç sınırları kral tarafından yine sabit belirleniyor ve göç başlamadan 48 saat önce onaylanacak demiş. Hani öncesinden bir onaylaması gerekiyor kralın sanırım. Daha sonra değiştiremiyor galiba bunu. Bunu farklılaştırmışlar. Bunu kafasına göre değiştiremiyor herhalde artık o zaman. Herhalde. Bunu da zamanla göreceğiz yine. Saçma bir madde çünkü. Hani istediği oyuncuyu almak için o göçü açıp sonra kapatıyordu. Bu saçmadır hani. 48 saat öncesinden onaylaması... Ama anlayamadım bunu. Göç başladıktan sonra gerekli olan tüm kriterleri karşılayan valiler hedef krallığın kotası dolana kadar sezonlar arası göçü kullanabilirler demiş. Aynı sezon göçünü açıklıyor. Kayıp krallığın 2. ve 3. sezonlarında göç için kaydolan karakter hedef krallığın açılış süresinden en fazla 90 gün daha büyükse aynı sezon göçü kullanabilir. Fetih sezonu esnasında göç için herhangi bir karakter kayıt süresi bulunmuyor demiş. Yine 2. KVK'daysan. 2. KVK. Aslında 2. KVK, 3. KVK'daki bir oyuncu da 2. KVK'ya mı gidebiliyor bu durumda? Onu tam anlayamadım. Evet. Onu ben öyle anladım. 90 gün büyükse demiş ya. Hı-hı. Sen şimdi 3 oynarken 2'yi bitirdin. 50 gün oynadın. 3'ü de oynuyorsun. 30-40 gün daha geçti. Tekrar 2'ye gidebiliyorsun. 90 gün büyük oluyorsun 2'ye başlamadan önce çünkü. Evet yani 3'ten de 2'ye... Ben de öyle anladım. 3'ten 2'ye gitmenin de aslında yolu var. Şu an 3. KVK'dan 2'ye de gidebiliyorsunuz bu durumda. Göç başlangıç zamanı, ya bunun için bir kota yok yani değil mi? Kotayı sadece fetih sezonu için koydular. Aynen fetih sezonundan gidenler için koydular. 30-40 işte kişi sezon... alabiliyor ya. Hayır canım sezonlar arası göç diyor. Sezonlar arası göç evet. Dediğinde bu fetih sezonundan gelen oyuncular için koyulmuş bir madde bu sezonlar arası göç. Aynı sezon göçünde 2. ve 3. KVK'yı aynı sezona koymuş zaten. Göç başlangıç zamanı demiş. Hedef krallık kayıp krallığın 2. sezon için hazırlık aşamasına girdiğinde... Aynı sezon göçü ile sezonlar arası göç başlayabilir. Hedef krallık, kayıp krallık, fetih sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde sezonlar arası göç sona erer demiş. Bu
şeyden bahsediyor yine. İkinci KVK'nın hazırlık aşaması. Daha birinci KVK bittikten sonrasından bahsediyor yani. Kayıp Krallık'ın birinci sezonu başladıktan sonra yapılacak olan tüm göçler Kayıp Krallık sona erdikten bir gün sonra başlar diyor. Yani bu yine işte birinci sezon bitmiş oluyor. Niye kafa karıştırıcı bir şekilde yazmışlar ki bunu? Birinci sezon bittikten sonra ikinci sezon hazırlık aşamasına göç alabiliyor. Yine aynı zaten bu. Yani birinci KVK'sı bitmiş olan bir oyuncuysanız yine birinci KVK'sı bitmiş olan bir krallığa göç edebiliyorsunuz. Bu kadar. Bunda da bir sınır yok. Değil mi Selim? Yanlış mı anladım? Bunlar biraz değişik olmuş ya. Tamam, sen KVK'ya girdiğin zaman göç alamıyorsun. KVK bittikten bir gün sonra başlıyor demek istemiş. Çok Daha basit. fazla bilgi almak için lütfen Krallık Bilgileri sayfasına bak demiş. Anladım ben şimdi. KVK başlıyor ya. Göç kapalı, KVK bittikten bir gün sonra göç açılıyor. Yani yine aynı öyleydi zaten. Hani bir farklılık Öyleyiz yok zaten. burada. Bir iki gün sonraydı aynen. Yükselen krallıklardan İmperium krallıklarından yapılacak göç için sabit güç sınırları bulunuyor. Yükselen krallıklar için güç sınırı 10 milyon. 10 milyon Bunlar üzerine KVK 1 alınıyor. demek. Evet, bu 1'e yeni girmeden yeni önce. başlayan oyuncular Oh için. be. İmperium yeni başlayan oyuncular da yine İmperium krallıkları için Kayıp Krallık 2. sezon güç sınırı 15 milyon. Sezon güç sınırı 25 milyon ve Fetih sezonu güç sınırı ise 35 milyon. Bu alt sınırdan bahsediyor herhalde. Aynen. 35 milyon altı İmperium'a gidebiliyor. İkinci KVK'da 15 milyon götürebiliyorsun. Farm hesap getirememiştik ya buraya Evet. hatırlarsan İmperium olduğu için. Üçüncü KVK'dan önce 25 milyon altı getirebiliyorsun. Fetih sezonundan önce artık 35 milyon altı Zaten 35 milyon getirebiliyorsun. altı değil miydi Fetih sezonu için? Demek ki işte KVK evet öyleydi zaten ama Şunları şey yapmışlar. İkinci KVK ve üçüncü KVK'daki sınırı şey yapmışlar. düşürmüşler gibi. İmperium için de İmperium'a getiremiyordun. Evet, İmperium'da olan krallıklara yine göç getirebiliyorsunuz. Hesabınız ama artık ikinci KVK'da 15 milyon sınırı koymuşlar buraya. Krallıklar mevcut giriş koşulunu karşılayan ya da bu koşuldan daha yüksek güce sahip olan valileri özel göç yoluyla kabul edebilir. Yine özel göç devam ediyor. Özel göç bir krallığın sezonlar arası göç kotası sayımına dahil edilmez demiş. Şöyle hızlıca bir bakacağım. Tek tek okumayacağım. Yine aynı şeyleri söylemiş. Zaten iki madde var. Bir kayıp krallık etkinliğinin ortasında bir krallık için göç etkin hale geldiğinde valileri uyaracak olan bir göç programlama özelliği ekledik. Yani göç etkin hale geldiğinde artık bildirim veriyorlarmış. Önceden böyle bir bildirim yoktu demek ki. Direkt Evet. oyuncular kendileri bakıyordu ya açıldı mı ne zaman açılacak vesaire diye hep sorular geliyordu. Bu değişiklikler acemi ışınlanması ögelerinin kullanımını etkilemeyecek demiş bir de. Amacım ışınlanmasıyla bir alakamız yok diyor yani. Jump hala aynen devam. Bir de şey demişler, zamanı geldiğinde göç etmeyi düşünen valiler için bir teşvik olması amacıyla değişiklikler uygulanmadan önce göç eden tüm valilere bir yeni dünya demeti göndereceğiz demiş. Tekrardan paket mi öneriyor yeni yani satın al diye yoksa pasaportları geri mi verecek acaba tekrardan? Biliyorsunuz göç kuralları Göç değişince eden valileri de demişler ya. Göç eden valileri göndereceğiz dediği zaman sanki pasaport verme gibi geliyor. Ama ama ben hala diyorum burada direkt pasaportunu vermektense insanlara acemi ışınlanması gibi özel bir demet vermeleri lazım. Mesela sen KVKK'ya gittin şimdi diyelim tekrar. Canın sıkıldı oradan. Ve güncelleme geldiği için seni mağdur etti falan işte. şimdi Sana özel paket veriyorlar. Defol git oradan istiyorsan. İstiyorsan da kal. ben bunu Selim'e şeyle demiştim. Şimdi biz göç ettik ve 75 pasaportumuzu Lilith bize geri vermişti. Bu göç olayı değişince ben verir de diyordum. Selim vermez diyordu. Birçok kişi de vermez diyordu. Verdi. Şimdi burada pasaport vereceğiz gibi söylememiş. Yine bir dünya paketi. Hani paket vereceğiz. Hani ekstradan paket çekebilirsiniz gibi şey anladım ben. Ama belki tekrardan pasaportları da oyunculara geri iade edebilir bu durumda. Ben şimdi tekrar göç ettim. Belki bana bile hani geriye göç ettim ama vermez artık büyük ihtimalle. Verir mi? Verir. Hadi aganın eli tutulmaz. Lilith belki bir güzellik yapar. Göç ediyoruz, pasaport harcamıyoruz. Bizde de böyle bir güzellik oldu. Bayağıdır bakalım yine aynı şansımız devam edecek mi? Evet Selim ne diyorsun bu güncelleme hakkında? Hızlıca bir özet geç bize düşüncelerini. Pasaport paketi ya şey olması gerektiği gibi olmuş. Daha da geliştirilebilir bu. Çünkü çok fazla server ölüyordu. Artık bin falan öyle ölmüş serverlar var ki 20-30 kişi var bir klanda. Yani klan gücü 4 milyar. Herkesin farm hesabıyla kalıyor klan. Aslında ileride server birleştirme bile gelebilir. Herkes KVK 2'ye ve 3'e kaçıyor. O da biraz kristal yüzünden kaçıyor insanlar. Ben hak da veriyorum Evet. kaçmalarına. Ve kristali de zaten bu yüzden bak hem göçü engelliyorlar hem de kristali düzenliyorlar. İkisini aynı anda yapmış. İki şeyde yani iki probleme de aynı anda odaklanmış. Bakalım Fetih sezonu
daha oynanabilir bir hal alacak mı? Free-to-play oyuncuları daha tatmin edici olacak mı? Hani bunu gözlemleyeceğiz. Bir de düzensiz göçün de önüne geçmiş gibi. Yani yine oyuncular göç edecek. Tekrardan yine ikinci KVK'lara, üçüncü KVK'lara yine göç edebilecekler. Ama belli bir plan program dahilinde planlı bir göç uygulaması olacak. Plansız bir göç uygulaması olmayacak bundan sonra. Krallık düzenli bir şekilde güçlenecek. Bir anda güçlenmeyecek. Bunun da olması da gerekiyordu bence. Çünkü bir anda hani eski krallıkların ölmesinden de ziyade yeni krallıklar bir anda öyle bir şişiyor ki ve o kadar birbirini tanımayan oyuncular o kadar çok bir arada bulunuyordu ki orada bir iletişim kopukluğu da yaşanıyordu. Ve bu kadar çok göç alan oyuncular, krallıklara göç eden oyuncular da mağdur oluyordu aslında. Hani oraya gidiyor adam, orada bir organizasyon yok, bir belli plan program yok ve gittikleri gibi kalıyorlardı öyle ortada. Bu tarzda daha az oyuncu almaları benim hoşuma gitti işin açıkçası yeni krallıklara. Bekleyip göreceğiz ya. Yani nasıl olacağını bekleyip göreceğiz ama bu da çok şey, çok bir çözüm üretecek bir şey değil. Ama 30 kişinin gitme sınırı olması şöyle çözüm üretir. Artık 50-60 kişilik büyük ekipler KVK2'ye gidelim, oraları alalım diyemeyecekler. O yüzden de KVK2'ye de büyük gruplar gidemeyecek. Yani bak, bekleyip göreceğiz ya nasıl olacak. Zamanla artık. Bu arada Selim Covid olmuş durumda. Yani hiç Covid gibi de durmuyor. Bizi gömecek gibi bir tipi var Selim'in. Yok ya, kötüyüm, çok kötüyüm. Neyin var? Yani gerçekten boğazım acıyor vesaire. Yani suratım böyle öne doğru baskı var. Öne doğru baskı var ne demek suratımda? Böyle sanki yüzüme doğru baskı var. Nasıl bir baskı var? Ya bilemiyorum işte. Kötüyüm. Karton bardaktan içiyorum. Karton plastik tabaktan yiyorum böyle. Yani. Kendimi tam hasta gibi hissediyorum artık diyorsun. Aynen. İyi bakalım kardeşim. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olsun. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de göçle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirsiniz. Aynı zamanda videodan çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artık beğenmek çok kolay. YouTube'a şöyle bir dokunduğunuzda sol altta beğen butonu çıkıyor. Size çok bir şey yani sizi yoracak bir şey değil bir beğeni bırakmak ama bize destekleriniz video yeni videolar için de moral ve motivasyon olacaktır. Bir sonraki videoda veya yayında görüşünceye dek diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın. Herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın.